Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimizde 14. sözün hatimesi. Gafil kafaya bir tokmak ve bir ders ibrettir ifadesiyle takdim edilen bölümü inşallah okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin. Bu dersin ilk bölümünde e, ölüm hakikati anlatılıyor, ehli imanla ehli küfrün ölüme bakışı e, nasıl o izah ediliyor ve birbirine kıyas ediliyor ve çok müthiş çok harika, çok mükemmel bir tespit var. Ölüm, ehli iman için aziz bir lezzettir. Bunu inşallah anlamaya çalışacağız. İkinci bölümde de depremle alakalı mühim mesajlar, mühim hakikatler veriliyor. E, konu gaflet olunca, depremle de bir ilgisi var. Yani e, depremin vücuda gelme sebeplerinden birisi gaflet ve günahlar. Küreye arzın bu gafletlerden, haramlardan, günahlardan, gayrimeşru hallerden gelen manevi sıkleti, ağırlığı çekemeyip titremesi gibi bir tarif getiriliyor depreme ki çok enteresan, mükemmel bir tespit. İnşallah ikinci bölümde de bunu okumuş olacağız. Yani bir derste e, ana hatlarıyla iki konu işleniyor. Ölüm ve deprem. İnşallah Cenab-ı Hak külli manada istifade nasip etsin hepimize. Gafil kafaya bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Gaflette olan kafaları uyandıracak tesirde kuvvetli bir ibret dersi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mel hayatü dünya illa meta'ül vurur. Ali İmran suresinin 185. ayeti. Cenab-ı Hak buyuruyor, dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Dünya hayatı aldatıcı bir menfaatten başka bir şey değildir. Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbah nefsim. Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcıyı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor ta avcı onu görmesin. Koca gövdesi dışarıda avcı görür. Yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Gaflete dalmak yani Allah'ı ahireti unutmak dolayısıyla dünyaya muhabbet etmeyi netice veriyor. Dünya muhabbeti hataların başı olmasını Aleyhissalatu vesselam efendimiz ifade ediyor. Zira dünyaya muhabbet eden ahireti unutur. Allah'ı unutur. Yaradılış vazifesini unutur, gaflete dalar. Yani gaflet neticesi dünya hayatını tatlı görmek. Onun neticesi ahireti unutmak. Onun neticesi de işte ehli dünya olmak. Yani bütün latifelerini, duygularını, hissiyatını dünyaya bağlamak, planlarını, programlarını, endişelerini, korkularını, her şeyini Dünya üzerine tesis etmek, dünya ile alakalı yaşamak, hayat gündeminin bütün meselelerini dünya üzerine kurmak demek. Gaflete dalmak, bu hayatı tatlı görmek, ahireti unutmak ve dünyaya talip olmak ayrıca burada da ifade edildiği gibi bed bahtlıktır. Yani insan bahtiyar olamaz. Üç günlük dünya hayatına bedel, sonsuz seneler, üç trilyon seneler, katrilyon seneler ebedi hayatı kaybeder. Hem de dünya hayatına bütün hissiyatını, latifelerini, duygularını bağlarsa, ahireti düşünmezse, Allah'ı düşünmezse, dünyada da hakiki manada mutlu, saadet di bahtiyar olamaz. Dolayısıyla bu durum bir bedbahtlıktır. Peki bu hal nasıl tasvir ediliyor? Bediüzzaman Hazretleri senin bu halin neye benziyor biliyor musun diyor deve kuşuna? Niçin? Çünkü sen ölümü duyunca ahireti sana bahsettiklerinde Kabir hakkına gelince veya gördüğünde gözlerini kapatıyorsun, kulaklarını tık tıkıyorsun, adeta kör sağır oluyorsun. Başını gaflet kumuna sokuyorsun. Halbuki her şey bize ölümü hatırlatıyor. İşte etrafımızda hasta olan sevdiklerimiz, dostlarımız insanlığın aciz olduğunu bize ifade ediyor vücudumuzdaki hastalıklar hakeza, saçımızın beyazlaması, işte alnımızın, yüzümüzün kırışması, çeşitli sıkıntılar, yani sair olayların dışında en başta bize vücudumuz bunu ihtar ediyor. Sonra etrafımızda insanlar hastalanıyor, hatta vefat ediyor. Bazen sokaklarda ambulans bağırıyor adeta, ölüm var. Dünya fanidir, insan acizdir. Küllü nefsin zaygatül mevt diyor. Mezarlıklar, kabirler, işte gündüzün bitmesi, geceye dönmesi, yani her şeyin zevale uğraması, ömrümüzün dakikalarının bitmesi, vücudumuzdan hücrelerin işte ölmesi, bir şeylerin kopup gitmesi, ihtiyarlamamız, her şey evet her şey bize ölümü ikaz ettiği halde gaflete insan dalarsa ahireti unutursa Allah'ı unutursa niçin yaratıldığı e, vazifesini ihmal eder ona lakayt kalır onu unutursa o zaman ne oluyor? Her şeyi dünya oluyor. Her şeyi dünyanın zevkleri lezzetleri günahları oluyor. Bir daha ben bu dünyaya mı geleceğim öyleyse dünyanın ee, zevkini lezzetini sonuna kadar alayım gibi yanlış bir hayat felsefesi üzerine insanlar yaşıyorlar. O zaman ne oluyor? Ölüm denilince başka bahsedecek bir mesele yok mu? Bizim tadımızı kaçırma. Ya yani nasıl olsa söyleyeceğiz ama hiç olmazsa ölene kadar şu hayattan kâm alalım. Şu hayatın lezzetini, safasını çekelim, günahlarından istifade edelim adeta deniliyor. Ama bu durum yani insanın ölümlü olduğu halde efendim ölüm arslanı her an onu takip ettiği halde işte kabir ejderhası diyelim her an ağzını açıp onu beklediği halde etrafında her an ölümler vesaireler çeşitli işte verdiğim örnekler gibi meselelerle ölüm onu ikaz ettiği halde Ölümü düşünmemek, ölüme bigane kalmak, lakayt davranmak, e, ölüm denilince başını gaflet kumuna sokmak hali ancak deve kuşu ile çok güzel tarif edilebilir. Evet, deve kuşu ne yapıyor? Avcıyı görüyor ama uçamıyor. Avcının elinden kurtulması mümkün değil. Kaçamıyor gövdesi ağır çünkü yani mutlaka avcının eline düşecek öyleyse ben ne yapayım diyor başımı kuma sokayım başını kuma sokuyor güya kendince kendine bir teselli veriyor artık ben avcıyı görmüyorum avcı bana zarar veremez gibi bir yanılgıya bir yanlışa bir hataya bir hasarete düşüyor avcı onu görüyor çünkü Başını kuma sokuyor ama gövdesi dışarıda olduğu için. Ve avcı da onu ağlıyor. İşte ölüme karşı lakayt davranmak, ölümü düşünmemek, zira hayat gündeminden ölümü çıkarmak güya e, bir teselliymiş gibi insanlar gaflete dalıyorlar, gaflete düşüyorlar, dünyaya e, böyle bağlanıyorlar, dünya hayatını tatlı görüyorlar, ahireti unutuyorlar. Yani en başta tabii bu hakikatler, bu manalar nefsimiz için geçerli. İşte böyle olduğumuzda da biz deve kuşunun düştüğü hataya düşüyoruz. Bunun sonu, akıbeti hayır değil. Öyleyse İman ile hayatımızı tanzim etmek, terbiye etmek, ölüm hakikatine e, hazırlanmak, ölüm hakikatine muhatap olmak, ölümün yüzüne gülebilmek, bizim için en güzel tercih olacak. Zaten burada anlatılacak temsilde bu yolu tercih etmenin e, akıllı olan, hikmetli olan, imanlı olan insanların seçmesi gerektiğini ifade edecek. Okuyorum. Ey nefis şu temsile bak gör, nasıl dünyaya hasr nazar, aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Buradaki dünya tabii ki dünyanın hadis-i şerifte ifade edilen üçüncü yüzü. Yani ehli gafletin mel abegahı diye tarif edilen üçüncü yüzü. Yani dünyanın Allah'ın rızasına uymayan tarafı. Günahlar, haramlar, gayrimeşru daireler. Evet, insan dünyanın bu yüzüne aşık olursa, bu yüzüyle yaşarsa, hayatı bu ehli gafletin oyun yeri gibi geçerse, günahlarla, haramlarla iç içe yaşarsa, o zaman o insan gaflete düşer. O zaman o insan... Ee, Dünya muhabbeti hataların başıdır, ee, hadis-i şerifinde buyrulan o tokada müstahak olur. O zaman o insan Allah'ı ahireti, yaratılış vazifesini unutur. Yani bu gaflet adeta siyah bir gözlük olur onun için. Ölüme baktığında ölümün güzel yüzünü görmez, göstermez. Bilakis ölümü çok dehşetli, çok korkunç gösteren bir siyah karanlık bir bakış açısı verir ona. Halbuki ölüm ehli iman için aziz bir lezzettir. Ehli gaflet ve ehli dalalet, ehli küfür için imandan mahrum olanlar için veya günahlarla tesir etmeyen bir imanı zayıf bir imanı taşıyan müminler için ölüm çok dehşetlidir. Elim bir elemdir. Ama hakiki manada, kamil manada iman istikametli yaşayan insanlar Cenab-ı Hak hepimizi bu zümreye dahil eylesin. O zaman onlar için ölüm aziz bir lezzettir. Necip Fazıl'ın çok güzel bir ifadesi var burada makamı geldi. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür. Yani ben bakış açım, aklım, fikrim, düşüncem var deme. Gözüm, aklım, fikrim var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Yani Kur'an-ı Kerim ayetler, Efendim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sana çöl gibi görünen hadiseye göl diyor. O zaman o göldür. Ölüm aziz bir lezzettir. Ölüm saadettir. Ölüm nimettir. Neden? Çünkü saadeti ebediye gibi büyük bir nimetin mukaddimesidir. Öyleyse ölüm nimettir. Nimetin mukaddimesi de nimettir. i̇şaret da buyurulduğu gibi. Dolayısıyla onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder diye Mesnevi Nuriye'de de çok güzel bir hakikatin altı çizilmiş. Biz Allah'ı tanımadığımız için, Allah'a hakiki manada marifetullah'ta muhatap olamadığımız için, Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını, fiillerini hakiki manada anlayıp idrak edemediğimiz için ölüm bize... Elem geliyor, dehşet veriyor. Allah'ı tanıyorsak en büyük dert gibi görünen elem bizim için dermandır. İşte saadettir, lezzettir, nimettir. Evet. Ee, şimdi burada bu temsil anlatılacak. Ama bu temsilden önce ben bir örnek olsun diye çok meşhur tanınan bir kişinin e, ifadelerini nakletmek istiyorum. Aziz Nesin şöyle demiş. Ben ölünce dini tören yapmayın. Müslüman mezarlığına gömmeyin. İnsan insanı öldürmesin ister kaza ister cinayet. İnsanlar insanları öldürmesin ne savaşta ne barışta. Devlet insanı öldürmesin ister yasal ister yasa dışı insan kendini öldürmesin ister birden ister yavaş yavaş insan kendiliğinden de ölmesin ister hastalıktan ister yaşlılıktan anladığım onca şey var ki dünyada ama en anlamadığım şey ölmek. Evet. Biz ölümü anlayamayız. Allah'tan gaflet edersek Allah'ı tanımazsak marifetullah dediğimiz Allah'ın efendim esma fiil sıfatlarının tecelli ettiği şu alemde onu e, Allah'ı tanıma manasında e, efendim bir laboratuvar adeta bir kütüphane adeta bir eğitim talimat yeri olan adeta küreye i arzıdan, e, nasibimiz yoksa yani Allah ilmini bilmiyorsak o zaman ölümü de anlayamayız, depremi de anlayamayız. Hiçbir hakikate hakkıyla muhatap olamayız. Düğümlerin çözülmesi, sıkıntıların izale edilmesi yegane olarak buna bağlıdır. Allah'ı tanımak, bütün mesele budur. İnsan Allah'ı tanıyorsa insandır, efendim kainatın efendisidir, efendim bahtiyardır ama insanı tanımıyorsa bedbahtır. İnsanı tanımıyorsa nihayetsiz sukuttadır, alçaktır, alçalmıştır. Şimdi burada e, bir temsil var. Diyor ki ey nefis şu temsile bak gör. Nasıl dünyaya hasr nazar aziz bir lezzeti elim bir eleme kalbeder. Altını çiziyorum. Aziz bir lezzet ne? Ölüm. Elim bir eleme dönüşmesi niçin dünyaya hasr nazar etmekle yani gafletle, dünya hayatına aşık olmakla, efendim ahireti Allah'ı yaratılış vazifesini unutmakla oluyor. Mesela şu kariyede, şu köyde, şu kasabada yani barlada iki adam bulunur. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler, güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış, o dahi oraya gidecek.'' Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır, orayı düşünür, ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona denilse oraya git, sevinip gülerek gider. İkinci adam ise yüzde doksan dokuz dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar, bir kısmı ne görür ne görünür yerlere sokulmuşlar, perişan olup gitmişler zanneder. Şu biçare adam ise bütün onlara bedel, yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. Onunla o elim alamı firakı ayrılık acılarını kapamak ister. İki adamdan bahsedildi. Barla'da, bu köyde, bu kasabada, bu kariyede denildi. Risale-i Nur, e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Barla'ya sürgün edilmesi ile e, adeta Barla oranın ilk e, risale ilk böyle neşredildiği, efendim, e, telif edildiği bir merkez olması cihetiyle orası örnek gösterilmiş. Ama Barla e, ücra bir kasaba, en azından o zamanlar, şimdi çok insanlar, çok nur talebeleri gidiyorlar, geliyorlar, efendim ziyaret ediyorlar, çok kalabalık ama eskiden ücra bir kasaba, dört tarafı dağlarla kaplı, işte ulaşımı çok, zor olan bir yer. Ee, Barla Denizi diyor eğridir gölüne. O cihetten sadece ulaşım var. Karayolu bile doğru düzgün yok. Efendim. Bu köyde bir adam var. Örneğe göre o adamın bütün dostları, sevdikleri nereye gitmişler? İstanbul'a gitmişler. Onun için o adam İstanbul'a aşıktır, İstanbul'a tutkundur, İstanbul'a gitmeye ciddi manada iştiyak, arzu gösterir. İstanbul deyince heyecanlanır. Neden? Çünkü bu kuş uçmaz, kervan geçmez, ücra bir köy mü? İşte dünya cenneti gibi bir İstanbul mu? Efendim bu dağlar, kırlar, işte kimsesiz, e, sakin efendim ücra bir kasaba mı efendim e, Çamlıca'da bir köşkte bütün sevdikleriyle üstelik bütün dostlarıyla beraber e, ikamet etmek mi orada saadetli bir hayat var dostlarla birlikte olmak var işte çok güzel dünya cenneti gibi muhteşem manzaraların, güzelliklerin olduğu bir İstanbul var. Ken elbette o kişi ne yapmaz? Oraya talip olmaz. Hayır ben İstanbul'a gitmek istemem demez. Ee, onun için ne zaman denilse ki haydi İstanbul'a git sevinip gülerek gider. İşte bu kişi ehli imanı temsil ediyor. Dünya bizim için bir köprüdür. Ahirete göçmek için bir vesiledir. Biz dünyada kalmak için gelmedik, gitmek için geldik. Buradaki vazifemizi güzel manada tamamlayıp, hakiki asli vatanımız olan ahirete gitmek üzere biz dünyadayız. Onun için dünyaya bel bağlamamışız. Nasıl ki İstanbul'a gitmek istiyor bütün sevdikleri, dostları orada. Başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere bütün sevdiklerimiz, yüzde 99 ahbabımız, gönlümüzü bağladığımız insanlar orada burada kalan bir iki tane onlar da zaten oraya gelecekler. Dolayısıyla ölüm bizim için buslar sevdiklerimizle bir kavuşma olacak. Bir ayrılık olmayacak. Bir de dünyaya nispeten orası çok güzel. Hatta dünya oraya nispet edildiğinde bir zindan hükmündedir. Ölüm bizi zindandan kurtarıp cennet bağlarına, bahçelerine yolcu edecek. Onun için biz haydi deyince Azrail sevinip gülerek gitmemiz lazım. Onun için biz kabre gülerek girmemiz lazım. Neden? Biz ehli imanız. Bizde iman var. Bizde ahirete iştiyak var. Bizde Allah'a iman var. Resulullah'a iman var. Biz ehli Kur'an'ız. Onun için bu bakış açısı, bu imanın verdiği bu güzel bakış açısı hakikatte de böyledir. E, bize bunu nasip ediyor. Ama ehli küfre, e, o küfür veya ehli gaflete o gaflet simsiyah bir gözlük veriyor ki bu lezzetten, bu güzel manadan mahrum ediyor. Onun için ikinci adam işte bütün sevdikleri yok olmuş, hiçliğe gitmiş, nereye sokulmuşlar bilmeyen Adam ise ehli küfrü temsil ediyor. İmandan nasip olmayanları temsil ediyor. Onların durumlarını işte ne kadar dehşet verici olduğunu ifade ediyor. Ey nefis başta Habibullah bütün ahbabın, bütün sevdiklerin kabrin öbür tarafındadır. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp Kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül, bak ne ister sakın gafil olup ikinci adama benzeme. İşte bütün mesele bu. Ölümden ürkmemek, kabirden korkmamak, başını çevirmemek. Peki ne nasıl olacak bu? Merdane kabre bakmak. Nasıl olacak? ölüm hakikatini anlamak. Kabir benden ne istiyor bilmek. Bunu zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirdiği din ile, Kur'an-ı Kerim işte ayetleriyle bize ifade ediyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mesela ne diyor? Ölmeden önce ölün. Ta ki ölüm hayatında ölümden gaflet etmeyin, ölümden sonraki ebedi hayata göre hayatınızı planlayın, programlayın. Öyle olduğu zaman ölüm bize korku, dehşet salamıyor. Ey nefsim deme, zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder, derdi maişette sarhoştur. Bu zaman eski zaman gibi değil, bu zaman peygamberlerin, sahabelerin zamanı gibi değil. Evet doğru, bu zaman ahir zaman, bu zaman günahların ayyuka çıktığı, haramların çok işlendiği, işte insanların iftiharla işlediği günahları anlattı. Caddelerin sokaklarını adeta e, cehenneme akan bir sel gibi, bir günah seli gibi olduğu bir zaman doğru. Asır hakikaten değişmiş, başkalaşmış. Yani bulanmış, bozulmuş, kirlenmiş. Herkes de dünyaya dalmış. Efendim dünyanın lezzetleri günahları haramlarına kapılmış. Herkes dünya hayatına tapar derecede bel bağlamış doğru ama e, sen de her şey değişmiş, her şey başkalaşmış falan deyip efendim bu yanlış e, ve zarar olan efendim karanlık kafilelere tabi olma niye çünkü ölüm değişmiyor, firak bekaya kalp olup başkalaşmıyor acz beşeri, fakr insani değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyda ediyor. Ölüm ölmüyor. Kabir kapısı kapanmıyor. Ölüm değişmiyor. Yani zaman değişse de ölüm değişmiyor. İnsanlar aldansa da, insanlar efendim başını kuma soksa da, efendim ölüm hakikati, Onlara gelmekte efendim gecikmiyor. Ne zaman Cenab-ı Hak takdir buyurduysa o zamanda o tahakkuk ediyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Saniyede yedi kişinin e, öldüğü, vefat ettiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bir, iki, üç, dört, beş dediğimiz anda 35 kişi şu anda ahirete gitti. Yani dünyanın değişmesi, dünyanın bozulması falan seni de değiştirmesin. Seni de bozmasın. Ölüm değişmiyor çünkü. Sen aciz bir insansın. Ölüme meydan okuyamazsın. Kabir seni yutacak. Bunu bil. Diyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Ama ne yapalım? Genellikle insanlar bu yönde hareket ediyor. Ben de onlar gibiyim. Sadece ben değilim ki diye kendini savunma ey nefsim. Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Zira herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Muhteşem bir tespit, muhteşem bir hakikat. Anlamayı Cenab-ı Hak bize nasip etsin. İşte Nefsimizin firavunluk cephesine adeta darbe vuran bir hakikat. Herkes tamam da, herkes sana nereye kadar arkadaş olur? Kabir kapısına kadar ancak gelirler, sonra çeker giderler. Kabirde sen yanlışsın. Tek başınasın. Münker ve nekirle sen tek başınasın. Amenlerinle sen tek başınasın. Kimse sana fayda veremez. Kimse sana yardım edemez o arkadaşların. O günahta, haramda beraber olduğun arkadaşların ey nefsim. Senin elinden tutamaz. Senin imdadına koşamaz. Kabrin yalnızlığında, kabrin darlığında, kabrin karanlığında onlar sana imdat edemez ey nefsim. Hem herkeste musibette beraber demek olan teselli kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Burada Nefsine güzel gelen şeyler orada çirkindir. Burada nefsinin hoşuna giden şeyler orada seni son derece efendim tiksindirecek bir hal alacak. Burada sana lezzetli gelen şeyler orada sana zehir zakkum olacak. Pek esassız olduğunu kabre girdiğinde anlarsın. Mühim olan sekerat anı uyandırmadan evvel uyanmak ölüm anı gelmeden evvel ölüm hakikatini anlayıp idrak edip bu istikamet üzere yaşamak. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız gayesiz göremezsin. Sen nasıl nizamsız gayesiz kalabilirsin? Evet kendini başıboş zannedip ben istediğimi yaparım, istediğimi yaşarım, istediğim günaha dalarım, istediğim yerde ayak sürçerim deme ey nefsim. Evet deme. Çünkü sen başıboş değilsin, sen sahipsiz değilsin. Senin bir Rabbin var. Senin bir rakibin var. Senin efendim bir hafizin var. Seni sürekli gören bir semi, e, işiten bir semiyi gören bir basir var. Onu hayat gündeminden çıkarmakla, ondan gaflet etmekle o seni görmüyor, işitmiyor, seni bilmiyor, seni gözetlemiyor, senin bütün amellerini kayıt ve zapt altına almıyor sanma. Sen sahipsiz değilsin. Yeryüzünde sahipsiz olan bir tek nokta, bir tek hücre yok. Her şeyin de bir vazifesi, bir yaratılış gayesi var. Bir efendim böceğin kainat sisteminde yaratılmasında bir hikmet, bir gaye, bir maslahat var. Sen kainatın yaratılış sırrısın. Kainatın yaratılış hikmeti, gayesin, manasısın. Kainat insan için yaratılmıştır. Sen insansın. Onun için insana Hazreti İnsan denilmiş, Allah'ın muhatabı olması cihetiyle, Allah'ın yeryüzünde halifesi olması cihetiyle, Allah'ın esma hazinelerini keşfedecek kabiliyetlerle, efendim latifelerle, duygularla, özel cihazlarla donatıldığı için, evet insan, manası, yaratılış gayesi, vazifesi çok âli, çok yüksek, çok yüce olması cihetiyle toprak altına girip orada saklanmayacak. Efendim, bir daha uyandırılmamak üzere ölüp, yok olup gitmeyecek insan. Bir koyunun etini yiyoruz, derisinden istifade ediyoruz, efendim işkembesine varıncaya kadar istifade ediyoruz, Efendim istifadesiz hiçbir yeri yok. Hatta gübresi bile faydalı. Gübresi bile tarlada işe yarıyor. Koyunun gübresini israf etmeyen Allah yeryüzünde halife olarak yarattığı, kendine muhatap olarak yarattığı insanı israf eder mi? Öldürür bir daha diriltmez mi? Sen bir vazifen var ve o vazifeni ne yaptın? İfa ettin mi, ihmal ettin mi? Bunun hesabı var. Bunun muhasebesi var. Sen saadet ebediye namzetsin veya şekaveti daimeye. Ya tokat ya taltif ebedi hayatta seni bekliyor. Onun için sen kendini sahipsiz, sen kendini başıboş, sen kendini vazifesiz zannetme diyor. Dersin birinci bölümünde bizi gafletten uyandıracak, dünya hayatına aşık olma gibi büyük bir hatadan bizi geri döndürecek, dünyaya talip olmaktan bizi uzaklaştıracak mühim hakikatler bir bir ardınca sıralandığı, ee, ölümün de çok dehşet verici olmadığı, güzel olduğu ifade edildi. Ahirete iştiyak duymak, e, tercih edilen dünyanın ahiretin yanında çok da kıymeti olmadığını ifade etme manasında ee, bir ibret dersi verildi. Hakikaten çok güzel. Anlamayı Cenab-ı Hak nasip etsin, yaşamayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Yani mahsetmeyi, bütün hücrelerimize kadar bu hakikatle boyanmayı bize nasip etsin. Ta ki saadeti daimeye, saadeti bakiyeye müşteri olalım. O istikamet üzere yaşayalım. Hem dünyada hem ahirette bahtiyar olalım. İkinci bölümde de, her şeyi başı, kendini başıboş zannetme, hiçbir şey yok yeryüzünde başıboş deyince, İnsanlar sanki bu zelzele, deprem gibi hadiseleri bir kısım insanlar diyelim, kendi kendine oluyormuş, bir tesadüfi oluyormuş veya bir tesadüf oyuncağıymış gibi, işte tabiiymiş gibi, tabiat olayıymış gibi zikrediyorlar, anlatıyorlar. Evet bir tabiat olayıdır ama bu Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanundur. Cenab-ı Hakk'ın bir emridir. Şeriat-ı tekviniyenin bir efendim maddesidir. Allah'ın izni, iradesi olmaksızın vücuda gelmiyor. Cenab-ı Hakk'ın esmasının fiillerinin tecellileriyle bu hadisat vuku buluyor. Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat kevniye, kevni hadiseler, işte kainat kitabındaki bu olaylar, deprem, zelzele, tesadüf oyuncağı değiller. Birkaç gün önce de yine Çanakkale'de bir deprem vuku buldu. Dolayısıyla bu vesileyle de depreme bir ehli iman olarak nasıl bakmamız gerektiği, nasıl ders almamız gerektiği noktası izah ediliyor. Birinci bölümdeki o gafletle de alakalı. Çünkü e, gafletimiz günahımız sebebiyle deprem oluyor. Depremlerin olmasının bir sebebi, gafletimiz ve günahlarımız. Biraz sonra o cümlelerin içine de girmeye çalışacağız. Mesela zemine, nebatat ve hayvanat envaından giydirilen birbiri üstünde, birbiri içinde gayet muntazam ve gayet münakkaş gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müzeyyen, mücehiz olduklarını gördüğün ve gayet ali gayeler içinde kemal intizam ile kemali intizam ile meczup mevlevi gibi devredip döndürmesini bildiğin halde nasıl oluyor ki küre-i arzın beni Adem'den bahusus ehli imandan beğenmediği bir kısım etvar gafletin sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi mevt alut hadisat-ı hayatiyesini bir mülhidin neşrettiği gibi gayesiz tesadüfi zannederek bütün bütün musibet sedelerin elim zayiatını bedelsiz heba en mensur gösterip müthiş bir yese ümitsizliğe atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Evet cümle biraz uzun fakat ee, meselenin hakikatini iç yüzünü çok güzel bir şekilde ifade ediyor, izah ediyor. Yani şimdi hayvanat envağına bak diyor. Hayvanlara bak. Ee, onlar acaba tesadüfen gayesiz, hikmetsiz vücuda gelebilir mi? Bir de bitkilere bak. Onlar tesadüfen gayesiz, hikmetsiz olabilir mi? Yeryüzüne bak. Onlar tesadüfen gayesiz, hikmetsiz olabilir mi? Hayvanata baktığımızda bir sineğin kanadına baktığımızda onun nakışı ihmal edilmiyor. Kelebeğin nakışına baksın. Eğer tesadüfi bu hayvanat yaratılıyor diyen varsa kelebeğin nakışına baksın. Filin hortumuna baksın. Kur'an'da deveye bakmazlar mı? Diye ayet var. Deveye baksın. Göz kapakları çöl fırtınasına uygun şekilde yaratılmış çöl fırtınası olduğu zaman kör olmuyor hayvan kendini muhafaza ediyor diz kapakları çölde o sıcak çölde oturduğu zaman yanmayacak şekilde özel olarak yaratılmış Efendim günlerce seyahat etmeye müsait bir şekilde depo besinleri depolayacak bir vücut sistemi ona verilmiş e, arabaların, işte 4 çarpı 4 araçların patinaj yaptığı gidemediği çölde efendim hiç patinaj yapmadan rahatlıkla seyahat edecek sistemde ayaklar, ayak tırnakları ona verilmiş. İşte tesadüf diyenler e, balıklara baksın, kuşlara baksın. Efendim insana baksın, bitkilere baksın, bir narı aç bak. Onda nasıl bir kasıt var? Nasıl inci gibi dizilmiş? Muz soyuyorsunuz. Özel bir lezzet onun içine, o ambalajın içine bırakılmış. Kivi açıyorsunuz. Muhteşem bir koku, muhteşem bir tat. Harika, mükemmel, kudret mucizesi eserler. Bir ağaca bakıyorsunuz. Envai çeşit çiçekler. Çiçeklerin hepsi birbirinin aynı, birbirinin misli. Yapraklar hakeza öyle. Yanlışlıkla bir başka yaprak çıkmıyor ondan. Bir kasıt var. Buz gibi, cam gibi bir kasıt görünüyor. İşte yeryüzü kışın farklı elbise giyiyor, yazın farklı elbise giyiyor. Mevsimler değişiyor. Mevsimlere göre hayvanlar elbisesini değiştiriyor veya bir kısmı terhis ediliyor. Bir kısmı o mevsimi atlatmak için uykuya geçiyor. Hem ağaçlar kışa göre yaza göre elbiselerini değiştiriyor, yapraklarını döküyor, yeniden canlanıyor. Yani bunları görüyorsun yeryüzünde. Hikmetsizlik yok, gayesizlik yok, başıboşluk yok. Peki deprem? Peki bu deprem hikmetsiz, gayesiz olabilir mi? Bir mülhidin neşrettiği gibi diyor. İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmış diye not düşülmüş buraya. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu eseri yazdığında o onu neşreden mülhit kim onu bilmiyoruz. Ama günümüzde de böyle bu manada yazılar kaleme alınabiliyor. Burada ben bir örnek sunmak istiyorum. Ee, bir Can Dündar diye bir adam vardı hani Almanya'ya kaçtı falan. Bu adamın işte İstanbul'da yaşanan, Gölcük'te yaşanan depremden sonra kaleme aldığı bir yazı var. Adam mülhit midir değil midir onu bilmem. Eğer öyleyse Allah hidayet versin. Ee, bütün ehli küfre biz e, Cenab-ı Hakk'ın hidayet vermesini temenni ederiz. Niye? Çünkü küfür ne dünyada ne de ahirette insana huzur vermez, saadet vermez. Küfür karanlık bir e, gözlüktür. İnsanı daima huzursuz eder. Deprem ölüm hadisesinde nasıl e, güzellikler var? Efendim dostlara sevgililere kavuşmak var. Hazreti Enes Enes bin Malik Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetkarı olması cihetiyle, 10 on sene onun hizmetinde bulunması cihetiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çok yakın olmuş. Efendim onu elbette çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Ama Resulullah'ın bizzat dünyasında olmak, bir sahabe olmak ve ona çok yakın olmak böyle efendim yüzde yüz derecede belki en yüksek manada, kemalde, insanlığı, imanı, efendim güzel ahlakı yaşayan bir insanla birlikte olmak herhalde çok çok özel, çok özel ötesi özel bir durum olması cihetiyle elbette o Resulullah'ı bizden daha iyi tanıyor ve çok seviyor. 80 küsür sene ondan ayrı yaşamış. Ben diyor efendimi efendimden ayrılalı 80 küsür sene, 83 sene oldu diyor. Onu rüyamda görmediğim bir gece yok her gece onu rüyamda görüyorum diyor. Bu kadar çok bir iştiyak ve hasret var ona karşı. Böyle bir zat için ölüm nedir? Elbette sevgilidir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmaya vesile olması cihetiyle, Efendim dünyadan daha güzel bir aleme seyahat olması cihetiyle, ölüm bize güzel görünürken, küfür gözlüğüyle, gaflet gözlüğüyle bakıldığında son derece dehşetli görünüyor. Kabir yılanların, akreplerin kuyusu şeklinde görünüyor. Aynı şekilde hakiki kamil manada bir iman olmazsa, iman nazarıyla hadisat ve olaylar görünemezse depremde nasıl görünecek? Son derece dehşetli görünecek. İşte o Can Dündar'ın yazısından birkaç cümle. Tabi insana bunlar ancak ürperti, endişe, sıkıntı veriyor. Ama imanın nasıl mükemmel olduğunu, nasıl büyük bir nimet olduğunu, nasıl bize güzel, bereketli bir hazine olduğunu anlama cihetinden de bu cümlelere bir e, atf atfı nazar etmek istiyorum. Diyor ki, ey Tanrım isyanımı bağışla, tevekkül gelmiyor içimden, habersiz, ikazsız, insafsız vurdun. Haşa. Uykusunu böldün el kadar bebelerin, kundağıyla betona gömdün. Bir gece yarısı korkunç homurtunla kustun öfkeni. Bin yıllık müminler toprağını yardın. Esvapsız, öksüz, çaresiz sokağa döktün kullarını. Asrın en gaddar tokadını onlara reva gördün. Taş üstünde taş bırakmayan gazabın enkaza çevirdi yurdumu. Yani kan dondurucu ifadeler hakikaten. Hiddetine amenna lakin nerede merhametin? Allah Allah. Çok dehşetli ifadeler. Evet ben e, hepsini okumayacağım. Merak edenler internetten araştırıp bulabilirler bunu. Adaletin buysa bir daha adalet dilenmeyeceğiz senden. Merhametin bu kadarsa al senin olsun gibi çok kötü ve ifadeler var. Çok bedbahtça kullanılmış bir söz sözler var. Ee, niye okudum ben bunları? Siz de tabii elbette ki bunları dinlemekle rahatsız oldunuz. Neden? Çünkü iman insana mükemmel bir huzur verirken küfür insanı bu derecelere getirebiliyor. Adam kafir midir, mülhit midir, dinsiz midir o noktayı biz bilemeyiz ama sözleri bir ehli imanın yakışmayacak derecede, Allah'a kafa tutacak derecede çok edepsizce ifadeler, sözler. Onun için Böyle değil, hakikat bu değil. Birkaç mesele sadece nazara verip geçeceğim. Dersimiz vaktimizde bir hayli oldu. Bir kere mülk sahibi Allah'tır. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Bu vücudu sahibi biz miyiz? Bu vücutta kanımızı biz mi temizliyoruz? Kanımızı vücudumuzda biz mi deveran ettiriyoruz? Kalbimizi işte biz mi çalıştırıyoruz? Pankreasımızı biz mi istihdam ediyoruz? Saniyede milyonlarca hücre ölüyor, yerine milyonlarca hücre yaratılıyor. Bu işi biz mi yapıyoruz? Biz mi görüyoruz? Nasıl gördüğümüzden haberimiz yok. Biz mi işitiyoruz? Nasıl işittiğimizden haberimiz yok. Efendim yaşlanmak istemeyiz elbette ama yaşlanıyoruz. Bakın vücut bizim değil. Hasta olmak istemiyoruz ama hasta oluyoruz. Neden vücut bizim değil? Vücut bizim olmadığı için Allah'ın tasarrufu mülkü olduğu için o zaman o istediği gibi tasarruf eder. Siz evinizi istediğiniz gibi evirip çeviriyorsunuz. İstediğiniz renge boyuyorsunuz. Size kimse karışmıyor. Karışan olursa dersiniz bu benim evim, benim mülküm. Yani kainatın sahibi olan Allah'ın ee, nasıl hareket etmesini, nasıl hareket etmesi gerektiğini biz böyle aşağı ve alçak ifadelerle sorgulama hakkına sahip değiliz. Ayrıca Allah hakimdir, sonsuz hikmet sahibidir, sonsuz rahmet sahibidir, sonsuz merhamet sahibidir. Dünya cihetiyle, ahiret cihetiyle hadisat ve olaylar ele alındığında bu hikmetler, bu rahmetler, bu manalar elbette görülecektir çocukların ölmesi, bebeklerin ölmesi. O bebekler öldü evet. Meselenin görünen yüzü itibariyle sana dehşet verse de, bize elem verse de o bebekler Vildan'ın muhalledun sırrına mazhar oldu. Cennet çocukları oldu. Büyüselerdi kim bilir ne hale geleceklerdi. Kim bilir kafaları komünizmle, dinsizlikle karışıp Allah'a isyan eder derecede makaleler yazacaklardı kim bilir. Kim bilir firavun olacaklardı, kim bilir Nemrut olacaklardı. Büyümediler ama kundakta vefat ettiler ama cennet çocukları oldular. Peki o yıkılan evler boşu boşuna mı yıkıldı? Hayır. Onların sahibi onları sadaka vermiş gibi Allah onu kabul etti. Bir adam camiden çıktığında 50 lira sadaka verir en fazla 100 lira verir. Hadi en babayı yiğit veren adam 200 lira versin, bin lira versin. Ama 300 bin, 400 bin lira kimse sadaka vermez. İşte Allah bize deprem vesilesiyle bir daireyi sadaka ver, verdiriyor. Bazen bir binayı. Yani bunlar ahirette burada sıkıntı gibi görünse bile ahirette çok büyük bir saadet, çok büyük bir lezzet, çok büyük bir mükafat olarak bize geri dönecek. Diğer taraftan vefat edenler, vefat ettiler, dünya hayatlarını kaybettiler. Evet. Ama ama ebedi hayatı kazandılar. İman olması şartıyla. Allah'a itaat şartıyla. Allah'ın rububiyetine isyan etmemek tenkit etmemek, Allah'ın icraat ve tasarruflarını beğenmemek gibi aşağı hallerden, kulluğun ruhuna, esasına, edebine aykırı hallerden mahfuz olmak kaydıyla, iman, itaat, tevekkül kaydıyla şehit oldular bir de. Manevi şehit. Yüz sene değil, beş yüz sene verseniz insan normal bir hayatla şehit olamaz. Çünkü onun formatı ayrıdır. O başka bir şeydir. Yani şöyle diyeyim. Assubay mesela askerdir. Ama general olamaz. Olamaz çünkü öyle bir şey onun dünyasında yok. Yani bir tohum var ki ondan çıksa çıksa kuru bir diken çıkar. Bir diken çıkar. Yani meyve veren bir ağaç olamaz o. İşte bir diken olacakken, günahkarken, hatalıyken, efendim, ee, lakayt yaşarken ama imanımız varsa, öyle bile olsa günahlarımız kefaret oluyor, günahlarımız affediliyor. Efendim, lakayt dane yaşayışımıza Cenab-ı Hak af nazarıyla, mağfiret nazarıyla bakıyor ve bizi şehit olarak yanına alıyor şehit olarak ahirete gönderiyor. Şehit olduğunuz zaman günahlarınızın hepsi siliniyor. Ve o diken gibi adeta bitki, meyve veren çok güzel cennet meyveleri veren bir ağaca enkılav ediyor adeta. İnsan şehit oluyor, günahkar dahi olsa. Yani günahları ziyade bile olsa Allah'a iman etmek itaat etmek, tevekkül etmek kaydıyla. Böyle mükemmel, e, harika bir boyut da var yani. Ama bu boyut iman nazarıyla ancak görülebiliyor. Bir diğer açıdan burada da ifade edildi. Küreye arz kendisine yüklenen yükleri kaldıramıyor ve titriyor. O kadar çok günahlar işleniyor ki. O kadar çok isyanlar yapılıyor ki bu manevi ağırlık küre arzın belini büküyor. Nasıl ki sırtınıza bir çimanta aldınız götürürsünüz. İki çimanta aldınız hadi götürürsünüz. Üç çimanta aldınız eğer gücünüz yetiyorsa yine götürürsünüz ama dördüncüyü aldığınızda ayaklarınız titremeye başlar. Evet. Size fazla yük yüklendiğinde ayaklarınız titremeye başlar. İşte küre ağzın dizleri titriyor, ayakları titriyor adeta işlenen günahlarla ve deprem oluyor. Bunu bilim adamları işte fay hattı kırıldı, şöyle oldu, volkanik patlama bilmem ne falan filan diye de izah edebilirler. Evet doğrudur. Ama hakiki boyut budur. Günahlar sebebiyle. Bazen de Cenab-ı Hak musibetleri ikaz, iltifat olarak gönderiyor ikram olarak gönderiyor örneklerini söyledim bebek vefat ediyor ama bir ikramdır o bebe bebek büyüseydi belki firavun olacaktı deccal gibi ee, bir adam olacaktı belki dinsiz olacaktı belki vildan'ın muhalledun cennet çocuğu ebediyen cennet çocuğu oldu bu bir ikramdır bazen de ihtardır siz istikametiniz doğru değil Cehennem istikametine doğru gidiyorsunuz. Yönünüzü çevirin diye bir ihtardır. İşte sarhoşluktan, gafletten uyanmak için bir vesiledir deprem. Nitekim öyle olmadı mı? Sabah namazında bütün camiler doldu taştı. O durumu muhafaza edebilseydik keşke. O ikazdan hissemiz ziyade olsaydı keşke. Bir diğer taraftan da Allah dinine hücum eden... İşte merkezlerin çalışma yapan karargah kuran efendim dinsizlerin o planlarıyla beraber cehennemin dibine batması için bir gazap tokadıdır deprem. Bunların hepsini çeşitli vesilelerle çeşitli örneklerle depremleri incelediğimizde görebiliriz. Onun için böyle gayesiz tesadüfi değildir. Kaldı ki maddi faydaları da var bir taraftan o yeryüzünün, yer altındaki şeyler bir deprem ile açığa çıkmasaydı, gizlenseydi gizlenseydi o zaman e, o depremden yüz kat daha fazla bir şey olurdu ki o zaman kıyamet gibi bir şey olurdu. O yer altında açığa çıkan işte çıkması gereken sıkıntıların peyderpey ara ara olması yine hikmetlidir. Efendim Madenler deprem vesilesiyle, bor madeni mesela açığa çıktığı söyleniyor. İşte ee, organik olan su kaynakları, maden suları, ılıcalar vesaireler, sıcak su kaynakları yine deprem vasıtasıyla ortaya çıktığı da ifade ediliyor. Böyle hikmetler, böyle masraatlar, böyle faydalar da var ayrıca. Yani bu iş gayesiz tesadüfi değil. Bir noktaya daha ben nazarınızı çekmek istiyorum. O da şu. Bediüzzaman Hazretleri Hutbe-i Şamiye'de diyor ki şer, kubu, çirkinlik, batıl, fenalık hılkat-ı kainatta cüz'idir. Maksut değil, tebeidir, dolayısıyladır. Yani mesela çirkinlik, çirkinlik için kainata girmemiş, belki güzelliğin bir hakikati çok hakikatlere inkılap etmesi için çirkinlik bir vahidi kıyasi olarak hılkata girmiş. Allah depremi niye yaratıyor? Allah hastalığı niye yaratıyor? Bunlar cüzidir. Hayatımızın geçmiş seyrine bir bakalım. 50-60 sene yaşayanlarımız var. 40 sene 30 sene yaşayanlarımız var. Ne kadar hasta olduk, ne kadar sağlıklı olduk. Hasta olduğumuz zamanlar, sağlıklı olduğumuz zamanlara kıyas edildiğinde cüz'idir, külli değildir. Yine hayatımızın geçmiş ömrümüze bakalım. Bu e, dünyada yaşadığımız zaman içerisinde ne kadar deprem oldu, ne kadar olmadı. Yani bir dakika, iki dakika bir deprem yaşadık yani biz. Sürekli mi oluyor? Hayır, cüz'i. Yani hırkat'ta bu... E, neticeleri itibariyle güzel olan şeyler zahiren çirkin olan şeyler ama hakikatte neticeleri itibariyle güzel olan dolayısıyla güzel olan hadiseler cüz'idir küre-i arz 108 bin kilometre süratle giderken içinde 100 bin derece kaynayan bir ateş var ve biz ondan hiç etkilenmiyoruz huzur içerisinde geceleyin başımızı yastığa koyup uyuyoruz birkaç saniyede bir depremle muhatap olduğumuzda Allah'a isyan edelim. Yok böyle bir şey. Onun için Cenab-ı Hakk'a şükredelim, Cenab-ı Hakk'a iltica edelim. Cenab-ı Hakk'ın deprem gibi hadiselerin işte ee, Allah'a sığınalım, musibeti istememekle beraber, musibet başa geldiğinde böyle hikmetli ve rahmetli olduğunu, başıboş tesadüfü olmadığını bilelim. Aksi takdirde imanımıza, itikadımıza zarar gelir. Son cümleleri okuyup bitiriyorum. Belki, buradaki belki kesin ve kat'i anlamında, öyle hadiseler, deprem gibi hadiseler, bir hakimi rahimin emriyle, ehli imanın fani ma malını sadaka hükmüne çevirip, ipka etmektir. Ve küfranı nimetten gelen, yani nimetleri inkar etmek, bir nevi nankörlük yapmaktan gelen günahlara kefarettir. Allah musibet veriyor ama mümin açısından çok e, manevi hayatına faydalar, katkılar sağlayan bir musibet. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin yüzünün ziyneti olan asar beşeriyeyi şirk ağrıt şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın emriyle büyük bir zelzeleyle bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker. Ehli şükre haydi cennete buyurun der. Evet Cenab-ı Hak ehli şükür olmayı ve cennete dahil olmayı cümlemize nasip etsin. İmanımızı muhafaza etsin, imanımızı kamil eylesin. Evlatlarımızı, nesillerimizi de e, iman üzere yetiştirmeyi bize nasip etsin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahire davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tamahassalat.